Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. İlk olarak hocamız Önder Karabil'den genel bir değerlendirme alacağız. Sonrasında soru cevap kısmına geçeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Ve sondan başlamak istiyorum. Maçın finalini iyi yaptık. Penaltı atışlarıyla turu atlayan takım olduk. Ben başta bütün oyuncularımı, bütün ekibimizi, bütün beraber çalıştığımız bütün herkesi, ama bunun yanı sıra bugün bu oyunu sonuna kadar güzelleştiren, oyunun daha iyi oynanmasını sağlayan, daha hızlı oynanmasını sağlayan ve seyredenlere keyif veren bir oyun haline getiren Göztepe Spor takımını da kutluyorum. Antrenörünü, oyuncularını, camiasını, herkesi kutluyorum. Onlara bundan sonra ligde başarılar diliyorum. Bu maçtan önce referans aldığımız, Göztepe ile ligde oynadığımız bir maç vardı. O maçtan sonra da ben yaptığım açıklamalarda Göztepe'nin oynadığı oyunla bulunduğu sıralamayı hak etmediğini, örtüşmediğini söylemiştim. Aynı paralelde olmadığını söylemiştim. Beklentimiz yine ön alan baskısıydı rakibimizden. Ligin rakip yarı sahada en çok top kazanan takımı ve çok şiddetli ön alan baskısı yapan bir takımıydı. Açıkçası düşündüğümüz şiddette bir baskı olmadı. Bölüm bölüm alan savunmasından baskıya çıktılar. Biz hazırlıklarımızı bu baskıya göre yapmıştık. Yani geriden oyun kurma planımızı kendi yer alanımızda daha az topa dokunup mümkün olduğunca ön taraftaki üçlümüzü, onları da biraz geniş tutarak rakip üçlümüzü arkadaki üçlüsüyle karşılayacağından onları da biraz birbirinden geniş tutarak sonra yaklaştırarak o üçlüye geçirmek üzerine yapmıştık. Özellikle oyunun durduğu zamanlardaki başlangıçlarımızda avut atışı gibi. Ama baskı düşündüğümüz şiddette olmayınca oynama fırsatları da yakaladık. Merkez orta sahamızdan yardım aldık bu konuda. Doğru oyun olduğunu düşünüyorum ilk yarısında. Pozisyonlar da bulduk. Bir iki tane de pozisyon verdik. Kalecimiz bir çıkış yaptı. Bu pozisyonu bertaraf etti. İkinci yarıda bir değişiklikle başlamak durumunda kaldık. Çünkü Josef'in zaten bir sakatlığı vardı. Geçen maç bahsetmiştim bu durumdan. Ama bugün başlayabileceğini söylemişti bize sağlık ekibimiz ve atletik performans ekibimiz. Atiba'yla Josef'i değiştirerek başladık. İkinci yarısında topa biraz daha fazlaca sahip olduk. Biraz da oyunun yönünü değiştirmekte ve pas hızında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Uzatma bölümüyle ilgili de yaptığımız değişiklikler de oldu tabii. Ben yapılan değişikliklerin oyuna olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum. Hem santrafor değişikliği hem Güven'in sonradan oyuna destekleyici oyuncu olarak girmesinin. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik ama hızlı geçişler denedi rakibimiz. Öne atılan uzun paslarda savunmamızın dikkati fena değildi. Böyle sıkıntı verici bir pozisyon yaşamadık ama yine de bizim kalemize doğru gelmelerini sağladı. Takım halinde komple gelemediler ama top bizim kalemize doğru yaklaştı. Uzatma bölümünde benim adıma çok sevindirici olan şu, yani 4 gün önce maç oynamış bir takımın büyük bir kısmında 4 gün önceki maçta olan oyuncu grubunun gösterdiği reaksiyon harikaydı. Fiziksel olarak hiç oyundan kopmadık. Oyun aktıkça ve ilerledikçe çok daha fazla rakibin yarı alanında olduk. Çok daha fazla rakibin ceza sahasına girdik ve maçın geneline göre belki de 30 dakika, yani sayıları bilmiyorum ama merak da ediyorum açıkçası. Belki de son 30 dakika, 90 dakikada kadar, dakikadek kadar neredeyse pozisyon bulduğumuzu düşünüyorum. O vuruşlar doğru olmadı. Gol öncesi pozisyon sayımız da çok fazla. Orada da işte pas, yerleşim, doğru zamanda doğru koşu, doğru pozisyon alma, onlar da beklediğimiz doğrular gerçekleşmedi. Bu da golü getirmedi. Penaltılara gittiğinde de zaten biz Antalya Spor'la oynadığımız finalde penaltılarla kazanmıştık ve oradan belirlediğimiz bazı penaltıcılarımız vardı. Kalecimiz Ersin de penaltı kurtarma konusundaki maharetini her geçen gün arttırıyor. Sonuç olarak da maçı kazandık ve son 8'e kaldık. Gitmek istediğimiz yer bu kupada en sonu. Yani kupayı kaldırdığımız ana kadar ilerlemek istiyoruz. Maçtan sonra değil ama çıktığı an, yani oyundan çıktığı o an sıcağı sıcağına birkaç şey söyledim. Oğuzhan bugün oyunda kaldığı sürece bizim ondan istediğimiz, oyunla ilgili hem ofansif hem de defansif açıdan ondan beklediğimiz birçok şeyi yapmaya çalıştı. Daha da ilerini yapacaktır. Geçmişte de daha da ilerini yapmıştır. Öyle bir oyuncumuz. Söylediğiniz istatistikle ilgili biraz önce biz de içeride konuştuk antrenör arkadaşlarımla. Bu bizim adımıza çok sevindirici. Yani 5 maçta bir tane gol yemek çok sevindirici ama bunu değerli kılacak şey
gol de atmak. Gol de atarsak eğer, goller de atabilirsek o zaman gol yemediğimiz oyunlar çok daha değerli oluyor. Yani bunu lig için düşünürsek size 3 puan kazandırıyor gol yemeden attığınız maçlar. Kupada da hiç penaltılara gitmeden rakibimize, elememize yardımcı olacaktı. Bizim adımıza bu sevindirici. Bu sadece savunma oyuncularıyla açıklanabilecek bir şey değil. Takım savunmasında da, kalecimizin de yani her geçen gün gelişmesi, savunmayla beraber uyumlu olması da bunun etkenlerinden, nedenlerinden bir tanesi. Ben kendi adıma buna çok seviniyorum. Bu söylediğiniz istatistiği hatırlattığınız için de çok sağ olun. Çok seviniyorum. Umarım biz bunu devam ettirebiliriz. Ve umarım bulduğumuz gol pozisyonları ve gol öncesi pozisyonları çok daha doğru kullanarak, bu gol yemediğimiz maçlarda goller atarak daha keyifli hale getirebiliriz skorları ve sonuçları. Orada önce teşekkür ettim. Çok net. Çünkü oyunda gösterdikleri durumlar beni gerçekten tatmin etti. Daha da iyilerini yapacaklardır. Yapmalarını da bekliyoruz. Yapabilecek kapasiteleri de var. Önce bunun için konuştum. Sonrasında da birbirlerine inanmalarını ve bunu bir kere benimle beraberken, benimle beraber oldukları dönemde bir kere yaptıklarını ve bugün tekrarlayabileceklerini söyledim. Ersin de duymuş bunu. Tekrarladı. Oyuncularımız da penaltı atışlarını iyi kullandılar ve galibiyet geldi. Hücuma destek olamıyor, hücuma uzak kalıyor ya, çok katıldığımı söyleyemem. Çünkü kalecinizden bile oyunu başlatırken kaleciniz doğru opsiyonu kullanıp doğru pası verirse hücuma destek olmuş demektir bence. Hücumun şekillenmesine destek olmuş demektir. Pjanić de çok geride değil. Hücum hattıyla Pjanić'in arasında zaten bizim o bloğa sokmak istediğimiz oyuncularımız var. Zaman zaman öndeki oyuncuları o bloğun içine sokup onun boşalttığı bölgeleri, onların boşalttığı bölgelere sokmak istediğimiz oyuncular var. Ben oyunu planlamada, oyunu organize etmede Pjanić'i de kullanıyoruz. Sadece Pjanić'i kullanmıyoruz ama zaman zaman da yanında ona partner yaptığımız oyuncuları da kullanıyoruz. İşte bugün başlangıçta Josef, sonrasında Atiba'ydı. Ben hücuma katkısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü organize eden oyuncu, doğru başlatan oyuncu. Açık söylemek gerekirse sizin gibi böyle yani hücuma etkisinin az olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün farklı olarak biraz daha fazlaca takımımızla beraber, yani sadece ona bağlı bir şey değil. Eğer doğru opsiyonları kullanıp doğru yere geçirirseniz takımınızı da öne taşırsınız ve öne taşıdığınızda da Pjanić bu sefer rakip yarı alanda da biraz daha fazlaca topa dokunmaya başlar. Son maçlarda da farkındaysanız Pjanić'in her maçta bir gol pozisyonu var. Antalyaspor maçında da son dakikalarda bu en son vuruşu yapmıştı. Bugün de yine bir vuruş şansı yakaladı. Bu da onun rakip kaleye yanaştığının göstergesi bence. Diğer rakiplerimizle ilgili de yani Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden bakılırsa nasıl bir durum ortaya çıkar çeyrek final itibariyle? Ben ayrılanlar değil de kalanlar üzerinden ancak değerlendirme yapabilirim. Kalan bütün takımlar Süper Lig takımları oldu. Diğer liglerdeki takımlardan kalan olmadı. Çok değerli 8 tane takım yarın yanılmıyorsam kurası çekilecek. Kalanlar üzerinden bundan sonra ilerlemek istiyoruz. Beşiktaş için iyi ve güzel olsun istiyoruz. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.